Merhaba çocuklar, ben Fatih Çelenk. MBA Okulları Çamlıca Kampüsü Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeniyim. Bugün sizlerle Secret Junior'ın arayüzünü öğreneceğiz. Sonrasında da küçük bir oyun yapacağız. Secret Junior'ı telefonumuza veya tabletimize Apple Store ya da Play Store'dan indirmemiz gerekiyor. İndirdikten sonra bizleri böyle bir arayüz bekliyor. Bu arayüzün içerisinde bir tane ev butonu ve bir tane de soru işareti butonu görüyoruz. Ev butonuna tıklayarak projeler bölümüne giriş yapıyoruz. Hemen sol taraftaki artı butonuna tıklayınca yeni bir proje oluşturuyoruz. Artı butonuna tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir arayüz geliyor. Bu arayüzün içerisinde bir sürü butonlar, resimler, şekiller var. Bunların nasıl çalıştığını merak ediyorsunuz değil mi? Birazdan öğreneceksiniz. Bir animasyon yapmadan önce ya da bir programı kullanmadan önce bu programın arayüz dediğimiz bu alanı ve hangi butonun ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını ve ne için kullanıldığını bilmemiz gerekiyor değil mi çocuklar? Şimdi hazırsanız butonların sırasıyla ne işe yaradığını öğrenelim. Ev şeklindeki buton mevcut projeyi kaydedip ana sayfaya dönmemize yarıyor. Burası sahne alanı, projenin harekete çevrildiği yerdir. Bir karakteri silmek için üstüne basılı tutuyoruz ve çarp işaretiyle onu kaybediyoruz. Bu sunum modu butonu sahneyi tam ekran yapmaya yarıyor. Tekrar çıkmak için buraya tıklıyoruz. Bu da X ve Y koordinat kılavuzu. Koordinatlarımızı açıp kapatmaya yarıyor. Arka planı değiştirmek için buradaki arka planı değiştir butonuna tıklıyoruz. Ve arka planın içerisinde bir sürü güzel şekiller var. Sahnemize başlık eklemek için buraya tıklıyoruz. Ve bu şeyler, istediğimiz şeyleri yazabiliyoruz. Karakterleri sıfırla butonu. Karakterleri sahnedeki başlangıç yerlerine gönderir. Karakterleri yeni başlangıç yerleri belirlemek için karakteri istediğimiz yere doğru sürükleyebiliyoruz. Böylece biz de nerede olduğunu görebiliyoruz bakın. Kılavuzu içerisinde kullanırsak tam istediğimiz noktaları da belirleyebiliyoruz. Kılavuzu kapatırsak kendimiz böyle rastgele yerlere koyabiliyoruz. Yeşil bayrak butonu. Buraya dokunarak yeşil bayrakla başla butonumuz var. Onu biz aktif etmiş olup ve programımızın başlamasını sağlıyoruz. Sayfalar. Sayfalar arasında seçim yapın ya da yeni sayfa eklemek için artı işaretine dokunun. Her sayfanın kendi karakter ve arka plan seti vardır. Bir sayfayı silmek için dokunun ve üzerine basılı tutun. Sırasını değiştirmek için onların yerini sürükleyin. Basılı tutuyorum, siliyorum. Yerlerini değiştirmek için böyle sürükleyebiliyorum. Şuradaki sarı bölge proje bilgileri. Projenin başlığını değiştirir. Projenin ne zaman yaratıldığını görür. Ve projemizi paylaşmamızı sağlar. Proje 2. 3. Ne istiyorsak adını biz verebiliyoruz. Şuradaki kısım geri al ve yeniden yap. Bir hata yaptığımızda son işlemi geri almak için geri ala dokunacağız. Ve son geri al hamlesini tersine çevirmek için yeniden yap butonuna dokunacağız. Şu bölge programlama alanı. Burası programlama bloklarını birleştirip komut dosyaları yarattığımız ve karakterleri yapması gerektiğini söylediğimiz bir alan. Örnek yapmak gerekirse. Bu da bir programlama komut dizisi. Yeni bir programlama komut dizisi yapmak için blokları birbirine ekleyeceğiz. Az önce yapmış olduğum gibi. Bu karakterlerin ne yapması gerektiğini söyleyecektir. Komut dizisini çalıştırmak için komut dizisinin herhangi bir yerine dokunun. Bir bloğu ya da komut dizisini silmek için
O ilgili bloğu ya da komut dizisini programlama alanı dışına taşıyın. Yani şöyle bunu silmek istiyorsak buraya taşıyabiliyoruz. Bir bloğu ya da komut dizisini bir karakterden diğerine kopyalamak için onları karakterlerin küçük resimlerinin olduğu yerin üstüne sürükleyin. Şöyle bir tane başka bir karakter ekleyip hemen yapalım dediğimizi. Alıyorum bunu. Hop buranın içerisine sürüklüyorum. Ve şu anda Monkey'de aynı kodlara sahip. Şurası blok paleti. Burası programlama bloklarının menüsüdür. Bir bloğu programlama alanına sürükleyin ve ne yaptığını görmek için üstüne dokunun. Herhangi bir programı şöyle sürükleyip ben onun hareketlerini görebiliyorum. Şu bölge blok kategorileri. Burası programlama blokları ile ilgili kategorileri seçeceğimiz yerdir. Çok önemli burası çocuklar. Mesela tetikleyici için sarı, yeşil bayrağı tıklandığı zaman veyahut da bir şey dokunduğu zaman, bir şeyle karşılaştığı zaman, bir haber gönderdiği veyahut da aldığı zaman ne yapacağını buradan söyleyebiliyoruz. Mavi ise hareket blokları sağa, sola, yukarı, aşağı, kendi etrafında zıplama ve geri dön butonları mevcut. Görünüm blokları ise mor. Bir mesaj yazdırmak istiyorsak bu bloğu, nesnemizi büyütmek istiyorsak bu bloğu, nesnemizi küçültmek istiyorsak bu bloğu, nesnemizi ortalamak yani reset size'ını yenilemek istiyorsak bu butonu, gizlemek istiyorsak bunu ve gizlenmiş karakteri göstermek istiyorsak bu butona kullanacağız. Bu bloğu kullanacağız. Yeşil ise ses blokları. Kendi içerisinde bazı kodların sesleri var. İstersek biz de şuradan kendi sesimizi kaydederek kendi oyunumuzu yapabiliriz. Kendi seslerimizi kullanabiliriz. Turuncu ise kontrol bloklarıdır. Bir gecikme kullanmamız için veyahut da o bloğu durdurmak için, bu bloğun hızını ayarlayabilmek için veyahut da belli bir döngüye birkaç kere tekrarlaması gereken bir işlemi yapmak için bu blokları kullanıyoruz. Kırmızı ise sonlandırma bloklarıdır. Oyunun tamamını durdurmak için veyahut da repeat tekrardan sürekli tekrarlaması için bir işlemi bunu kullanıyoruz. İkinci sayfaya gitmek için de buraya bir blok geliyor. Biz de bunu kullanıyoruz. Burası karakterlerin olduğu alan. Karakterlerimiz arasında seçim yapmamızı ya da yeni karakter eklemek için artı işaretini dokunmamız gerekiyor. Bir karakter seçildiğinde onun komut dizilerini değiştirerek ismin üstüne tıklayarak ismini değiştirebiliriz. Karakterin ismini değiştirmek için üstündeki boya fırçasına tıklıyoruz. Biz bununla alakalı başka şeklini de değiştirebiliriz. Ve buradaki ismini tik tik de yapabilirim ben. Karakterin ismini değiştirdim. İstersen rengini de boyayarak özenli bir şekilde değiştirebilirim. Bir karakteri silmek için üstünde dokunup basılı tutuyorum ve siliyorum. Bir karakteri başka bir sayfaya kopyalamak için sayfanın küçük resmini üstüne sürükleyeceğim. Eğer ben bu karakteri başka bir karakter seçeyim. Banki karakterin ikinci sayfada da olsun istiyorsam buraya sürüklüyorum. Şimdi basit bir tane de oyun yapacağız. Bir yoldan geçen arabanın şeklini çıkartacağız. Şunlara ihtiyacım yok. Siliyorum bunları. Bir tane arka plana ihtiyacım var. Arka planımın şu olmasını istiyorum. Ve bir tane de neye ihtiyacım var? Arabaya ihtiyacım var. Arabamı aldım. Şuraya koyuyorum. Arabam çok büyük. Oyun başlar başlamaz. Arabamın biraz küçülmesini istiyorum. Kontrol ediyorum. Bir tık daha küçülmesi benim için daha güzel olacak gibi. Evet. Ve bunu şuradan başlatıyorum. Durdurma butonunu en sonuna koyuyorum. Ve şimdi bir de tekrardan bu sefer hareket etmesi gerekiyor.
Hatta küçüldükten sonra hareket etsin bu arkadaş. O yüzden şöyle ileri doğru 5 hızıyla hareket ettiriyorum. Ve bunu da bir kere yapıyorum. Arabam önce küçülüyor, sonra hareket ediyor. Biraz daha ileri gitmesini istiyorsam sayıyı arttırmam gerekiyor. Daha da arttırabiliyor muyum, biliyor muyum, ona bakıyorum. Evet, arttırabiliyorum. Evet. Nesne bir taraftan öbürüne geçtiği zaman ekranın başından geri devam edebiliyor. Bu ağaç benim görüntümü değiştiriyor böyle. Arabam onun üstüne geliyor. Güzel bir görüntü olmuyor. İstersen onu da ben şunu değiştirerek ağaçtan kurtarıp oyunumu devam ettirebilirim. Hatta ben bunun görünümünün ve hareketinin ayrı ayrı olmasını istiyorum. Önce görünüm yapılsın, sonrasında hareket etsin ve hareketim sürekli olsun. Bu hareketimi de 9 yapıyorum. Sürekli arabam buradaki yolda hareket edecek. Bir sonraki derste görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın.